Alo, güzellikler ve yakışıklılar. Bugün saçlarımızı kesiyoruz. Evet, bir kuaför makası. Tarak ve fırçaya ihtiyacınız olacak. Saçlarınızı iyice tarayın. Ve kuaför makasıyla saçlarınızı tutup dibinden kesin. Hayır, bunu tabii kendimize yapamayız, değil mi? İlk önce saçların uzunluğuna bir bakın. En kısa hangisi, uzun hangisi? Ve keseceğiniz bölümü keşfedin. Bunun için saçınızı ikiye ayırın. Çünkü arkayı göremeyeceğiniz için boya gibi değil sonuçta. Evet. Bir yer belirleyin. Kesin. Tabii pişman olmazsınız umarım. Ben pişman olmadım. Evet, şimdi saçları iyice arkada kalmayacak şekilde ayırın. Böyle bir kıskaç tokayla tutturun. Ve saçınızı tekrardan güzelce tarayıp ve suyla ıslatın. Ve dahası iyice taramak çok önemli. Düz bir şekilde durup saçın uçlarını isterseniz biraz daha kısaltın ya da sadece ucundaki pürüzleri alın. Yani uçtaki fazlalıkları alıyorsunuz. Ve her seferinde saçı tutup üstten ayırıp ve ıslatıp uçlarını tekrardan aynı şekilde alttakinden birazcık daha uzun bırakabilirsiniz. Uzunluğunu bir boyda keserseniz eğer bayağı gür görünür alt kısımlar. Eğer üsttekini alttakinden biraz daha uzun bırakırsanız birazcık incelir. Saçınızın eğer iç kısımlarını dışa doğru biraz daha eğimli keserseniz veya bu şekilde tutup dışa doğru kestiğinizde arkaları dümdüz olacak. Eğer ön tarafı düz keserseniz arkadan yuvarlak kesim olur. Evet. Tekrar tekrar bakın. Katları doğru mu? En üstte fazla ayırmaya gerek kalmadı. Zaten buralar kahkül bölümü olduğu için. Biraz sonra da kat yapacağım için. Şimdi şöyle karşılaştırma yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu taraf kısaldı. Evet. Diğer tarafında aynı şekilde burada gördüğünüz gibi kesin. Alt kısımları yani uzunlukları çok iyi ayarlayın. İkisi aynı boyda olsun. Dik durun ve başınızı asla eğmeyin. Yukarı bakın. Evet, iki tarafı karşılaştırın. Arkalara bakalım şimdi. Az sonra göreceksiniz. Ben yuvarlak kesim, hafif düz ve yuvarlak kesim yaptım. Bu arada saçlarım iki renk görünüyor. Ama bu ışık aldatmacası. Geldik kahküllere. Kahkülü düzgün ayırmanız gerekiyor. Aynı böyle gösterdiğim gibi üçgen olması lazım. Eğer başka türlü düz ayırırsanız saçınız fazla kaçabilir. Böyle güzelce ayırın. Düzgün tarayın ve ne kadar keseceğinizi ayarlayın. Islak haliyle eğer saçlarınız kıvırcıksa düz görünebilir. Mesela burnunuzun üst tarafında olmasını istiyorsanız ya da kaşlarınızın hizasında burnunuzun alt kısmından kesin. Evet, mesela ben ilk önce bir kestim, sonra iyice tarayıp tekrardan ne kadar kıvırcık olduğunda nasıl göründüğüne baktım. Şimdi gerçek yerinden kesiyorum. Evet, gördüğünüz gibi ve kahküllere yan taraftaki saçları bağlamanız gerekiyor. Bu arada dışarıda fırtına var. Küçük çaplı bir fırtına. Ve ses veriyor, pancurların arasından ıslık çalıyor. Belki zaman zaman duyabilirsiniz. Aslında ben buralara sadece müzik koyacaktım. YouTube'un kendi medyateki var. Müzikler çok şahane ama kötü bir uygulama yapmışlar. Üzerine konuşma gerektiğini duydum. Bence böyle de iyi. Evet, şimdi öbür tarafı geçtik. Aynı düzeyde olmasına çok dikkat edin. Çünkü ön taraf çok belirgin bir şekilde insanların dikkatini çekecektir. Duyuyorsunuz değil mi dışarıda fırtınanın ıslığını? Evet, Mart ayındayız. Koca karı soğukları ve küçük çaplı fırtınalar, rüzgarlar normaldir. Evet, böyle tarayın, çekin.
Ve bu şekilde tutup sadece uçlarını aynı düzeyde kesin. Defalarca bakın aynı boyda mı? Tarayın ve aynada bakın. Ve şimdi saçınızın üst tarafını ortadan yatay bir şekilde ayırın. Ön tarafa çekip uçlarını sadece böyle gördüğünüz gibi kesin. Şimdi yine yan taraflara bakıyoruz. Kahkül aynı hizada mı? Yanlar aynı hizada mı? Ve bu arada saçın yan taraflarına kat atıyoruz. Bu üst tarafı. Eğer dik tutsaydım üstündeki saçlar kesilirdi. Şimdi yan taraftaki saçları hafif kat atıyorum. Sadece uçlarını kestiğim için çok derin bir kat olmuyor. Yani hafif katlı oluyor. Şimdi alt kısmını, orta kısım bu. Hepsini güzelce kavrayın, iyi tarayın. Parmak uçlarınızı alın. Nasıl kolayınıza geliyorsa öyle kesin. Sadece uçları. İlk iki katı yaptık. Şimdi yukarıdaki saçları, tepedeki saçların düz mü değil mi diye baktım. Bu sefer yine alttaki saçlar, ortadaki ve alttaki saçlar bunlar. Ve nasıl düştüğüne bakın mutlaka. Evet, şimdi bir daha bakalım. Çünkü burada bir hata yaptıysanız, saçlarınız düzse hiçbir şekilde onaramazsınız. Yani mutlaka düzlediğinizde görünür. Yani saçınızı kuruladığınızda. Kıvırcık saçlarda pek görülmez ama düzlediğiniz zaman her türlü görülür. Ben şimdi bakıyorum. Nasıl kesmişim? Eksik bir yer var mı? Düz taramanız, düzgün taramanız daha doğrusu. Bakın burada biraz kalmış. Dışarıdaki fırtınadan dolayı nasıl rahatsın demeyin. Aslında sevmiyorum bu rüzgarı da olması gerekiyor. Sanırım tohum saçmak için var bu rüzgar. Çünkü hepsinin bir sebebi var. Evet. Bu tarafın şeklini verdik gördüğünüz gibi. Saç kendine geldi. Şimdi tekrar üstünü yapıyorum. O ortadan hani yatay bir şekilde ayırıp da kestim ya. Onun arkasından bir santim daha ayırın. Ve tepeden tekrar bir santim ayırın. Alttakine uyarlayabilirsiniz ama aynı boyda olmasına gerek yok. Bunlar sonra şimdi dikey bir şekilde kesilir de bu sefer kısa olur. Biz tabii katlı bir saç kesmiyoruz. Sadece saçın uçlarını her tarafında aynı düzeyde kesilmesini sağlıyoruz. Ve hafif kat yapıyoruz. Bu şekilde ön tarafa tarayıp gereken yerlerini kesin. Az önce iki yana ayırıp kesmiştik sağdan sola. Şimdi arkadan öne tarıyoruz. Ve bütün başın üst kısmını yanlara doğru ayırıp tek tek bakıyoruz. Fazlalıkları alın. Bunu yapmamızın sebebi üst tarafın her tarafında bütün pürüzleri kesip almak ve saçın üstünü kısaltmamak. Yanları da aynı şekilde. Ortadan ayırıp iki tarafını kontrol edin. Aynı boyda mı? Bakın, ikisi de aynı boyda. Her yerini tek tek böyle ellerinizle iki yana ayırıp bakın. Evet. Bu sayede saçınızın bir tarafı uzun, bir tarafı kısa kalmaz. Evet, bunu da hallettik. Yandan bir ayıralım. Normalde yandan ayırıyorum. Ve altlar da iyi oldu. Evet. Bittik sayılır. Tekrar bir bakalım. Yan bir kahkül olacak. Bakın şimdi bu usturayla normalde siz kaş kesiyorsunuz. Ya da bilmiyorum yüzünüzdeki tüyleri alıyorsunuz. Ben bunu saç kesmede kullanıyorum. Çok dikkatli olun.
Yanlış bir kesim hemen şık diye saçınızı keser. Yatay bir şekilde saçınızın üzerinden kaydırın. Çok güzel, saçınızı çok düzgün kesiyor. Bu arada fırtınanın sesi. Sene bu zamanlar Faşing zamanıydı. Bilmiyorum, tam bu zamana denk gelmemiş olabilir, belki bir ay öncedir. Faşing, yani karnaval makyajı yapmıştım. Ona da mutlaka bir göz atın. O zaman da böyle bir rüzgar vardı. Halloween makyajımı yapmıştım. Herhalde Joker'ın makyajıydı. Arkada çok güzel bir fon sesi olmuştu. Evet, bu arada bittim. Evet, bayağı emek çektim ama emeğime değdi. Bu arada yoruldum da. Biraz sonra fönleyeceğim. Evet. Gördüğünüz gibi çok şahane bir kesim oldu. Şimdi buna güzel bir şekil vereyim. Bu saçı böyle öne de fönleyebilirsiniz benim gösterdiğim gibi. Çok güzel. Bakın nasıl düzgün kesildiği belli. Tabii şu tokayla saçı daha böyle yatay, yatıştırıcı bir şekilde tutturabilirsiniz bu tarafını fönlerken. Bu elimdeki fön makinesi değil, biliyorsunuz. Bir videomda göstermiştim. Bu bir düzleştiricinin fırça hali. Bakın ne kadar güzel düşüyor saç. Saçları geriye de yapabilirsiniz tabii ki. Dümdüz de yapabilirsiniz. Bakın. Çok muhteşem bir kesim Evet, oldu. saçımı kestim, bitti. Gördüğünüz gibi böyle bir kesim yaptım, hafif katlı. Boy böyle oldukça dolgun, hepsi bir boyda. Evet, şimdi arkasını da göstereyim. Gördüğünüz gibi hepsi böyle dolgun bir şekilde ve pırıl pırıl bir saç oldu. Evet, artık şunu da çıkarabilirim. Bu zikzakları var şurada. Schwarzkopf'un siyah kafa anlamına geliyor Schwarzkopf. Saçınızı düzleştirirken böyle elektriklenir. İşte onu engelleyen bir efekti var. Ve şöyle kaydırabiliyorsunuz, saçınızı tarıyor. Üzerimdeki bu hırkayı çıkarayım bir ilk önce. Evet, şimdi daha iyi görebilirsiniz. Hırkadan biraz engel olmuştu. Daha da kısa kesecektim aslında ben bu saçları ama böyle yeterli. Zaten aradaki o incelmeler, işte pürüzler falan gitti yani. Şimdi elinde bu gördüğünüz ürün yine Schwarzkopf'un Got to Be yazılı. Tropik koku varmış içinde. Kokusu da güzel mi, bir bakacağız. Yeni aldım bunu da. Kuru şampuan bu. Saçlarımı yıkadım. Tabii ki saçınızı kestikten sonra yıkarsanız daha iyi olur. Çünkü o küçük küçük kesilmiş saç uçları her yere yayılmasını istemezsiniz herhalde evinize. Çünkü her yerden, yastığınızdan, tabağınızdan, her şeyden çıkabilir. O yüzden yani yıkarsanız daha iyi olur. Evet, ilk önce şuraya sıkıyorum. Şurayı biraz hacim kazandırıyorum. Şöyle. Sonra kademe kademe. Evet. Şöyle. Sprey bile sıkmanıza gerek yok. Böyle daha frapan bir hale getirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi daha parti havasını veren, her an sahneye çıkıp şarkı söyleyecek kıvama geldim. Evet. Saçınıza parfüm sıkmanıza bile gerek kalmaz. Hatta çok daha güzel bir koku veriyor. Temiz saça sıktığınız zaman çok daha güzel olur. Böyle de değişik bir şekil alıyor. Her türlü duruma göre, varyasyona göre saç yapabilirsiniz. Evet, ben bu taraftan ayıracağım yine. İsterseniz böyle yapabilirsiniz saçınızı. Bu şekilde. Bu saç her türlü çok stylish duruyor yani, böyle basit durmuyor. Sade değil yani. Her türlü kullanabilirsiniz. Evet, buraya kadar seyrettiyseniz çok teşekkür ederim.
Bir başka videoda yine görüşmek üzere. Umarım size saç kesme konusunda biraz olsun yardımcı olmuşumdur. Saç fönleme videom var. İsterseniz değişik saçlar yapabilirim size. Saç boyama videom var. Saçımın uçlarına ombre yapmıştım. Mavi ombre hala varlar burada. Bir turkuaz renginde devam ediyor. Evet, umarım bu yaz bu saç moda olur. Çünkü ben modayı önceden hisseden insanlardanım. Saçlar daha henüz renkli boyanmadan önce ben saçlarımın altlarını rengarenk boyuyordum. O zamanlar henüz böyle bir şey yoktu. Bakalım ne olacak bu yaz? Evet. Güzel şeyler umut edelim. Ha, bir dahaki bu saç serisini devam ettireceğim. Bir dahaki videom keratin bakımı olacak. Belki saçlarımı düzlerim. Evet, aşağıda ismim yazılı. Abone olun, bildirimi açın ve videolarıma girdiğiniz zaman bütün videolarım, hatta playlist'te hepsini görebilirsiniz. Evet, bu saçları aslında Amerikalı kadınlar, Amerikalı ünlüler çok taşıyor aslında. Ben de uzun yıllardır çok severim bu saç stilini. Hatta ben kat kat saçları bile taşımıştım yıllarca uzun böyle. Aslan başı dediğimiz saçları. Keşke onlar tekrar geriye gelse. Neyse, şu korona gitsin. Gerisini biz hallederiz, değil mi? Evet, güzellikler ve yakışıklılar. Bir başka videomda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.